Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de sizin gibi amentüye inanmış bir insanım. Saadet Partili arkadaşımız, kardeşimiz burada konuşma yaparken elin bir krizden sonra vefat etmesi bizi hepimizi üzdü. Onlara başsağlığı diliyorum meclisimize. Ona Tanrı'nın gazabı diyeni de lanetliyorum. Evet, bizim Yörükler ölümün adını kara deve koyar. Bu kara deve herkesin evinin önünde ıkacak. Yarın musalla taşına yattığımız zaman, imanınıza kevkine su dökülecek. Helalleşmek lazım. Değerli milletvekilleri, Mersin'in sorunları üreticimizin, siz duyasınız diye bağırıyorum, üreticimizin belinin büküldüğü, hükümetten artık yardım değil, aman dilediği dönemlerde her gün zamla yatıp kalkan bir duruma gelmiştir. Sulama ücretleri 260 TL'den dönümü 1824 liraya çıkmıştır. Çiftçi bunun altında eziliyor. Yani sevine sevine Narinciye Sayın Bakanım 1000 lira verdiniz. Neye verdiniz biliyor musunuz? Çiftçinin anası ağladıktan sonra verdiniz. Bitti. Limon dalda gitti. İşte az evvel milletvekilleri arkadaşlarım konuşuyor. Ben asla particilik yapmayan bir arkadaşınızım. Nereden geldiğimi de çoğunuz bilirsiniz. Burada Narinciye olayı bitmiş. Millet nasıl geçinecek onun derdine düşmüştür. Çiftçiye yaptığınız aynı şeyi maalesef emekliye de yaptınız. Emekli 7500 liraya geçinemiyor. Yani o 1000 lira verdiğiniz tonda 1000 lira var ya, 34 dolara geliyor. 20 sene önce bakın kayıtlarınıza 100 dolar veriyorduk. Greyfurt'a 60 dolar, limona 100 dolar, mandalinaya 30 dolar, 40 dolar veriyorduk. Şimdi verdiğiniz tamamına 34 dolar. Ne zaman? Çiftçinin işi bittikten sonra. Erdemli Meydanı'nda, Toroslar'da, Silifke'de sizin bu konuda verecek hiçbir durumumuz yok. Gelelim çileye. Çileye. Bugün yerli ve milli dedi diyen arkadaşlara sesleniyorum. Siz Yunanistan çileğini Rusya ambargo koydu. Ama bizim ihracatçılarımızın bazıları gittiler Türk çileği dururken Yunanistan'dan çilek aldılar. Rusya'ya satıyorlar. Mersin'de kapı kapı, ilçe ilçe o ihracatçıları deşifre edeceğim. Size de ayrı bildireceğim onu. Evet. Evet. Çift. Ve enerji piyasasının almış olduğu 2022'de karardan sonra çiftçiye verilen elektrik %50 düşmüştü. Fakat öyle iş yaptınız ki %140 zam yaptınız. 760 lira olan dönüm başına sulamayı birden 1850 lira çıkardınız, 24 liraya. 2024'te bak 3000 lira olacak dönümünün sulaması. Bu adam neyle neyle verecek? Cazibeyle sulama dediğimiz, yani kendiliğinden akan su 336 lira. 336 lira adamın suyu, kendi suyu geliyor. Ondan 336 lira para alıyorsunuz. Bir de siz sulama birliklerini kaldırdınız. Oraya 657 memur atadınız. Zam, hemen zamı boyuyor. Sulama birliği olsa, sulama birliği adamlar karar alır kendiliğinden, devlet su işlerine kendileri anlaşır. Ben bir çiftçi kardeşinizim. Asla yalan söylemem. Hiç kimseye de saygısızlık yapmam. Altını çizerek söylüyorum. Çiftçinin hakkını korumak buradaki Adana milletvekillerine, Hatay milletvekillerine, Niğde milletvekillerine ve bizim Mersinli milletvekillerine düşer. Efendim, az evvel söyledim. Bir de yerli ve milli dediğiniz, eskiden yerli malı haftası vardı. Allah'ınızı severseniz bunu hiç aklınıza gelmiyor mu? Yunan çileğini üzerine Türk patenti koyup Rusya'ya satanlara biz diyeceğimiz bir laf var. Utanmıyor musunuz siz ya? Neci bu para derdiniz sizin ya? Neci? Bir de Mısır'dan şu anda çilek çıkıyor. Silifke'de, Anamur'da. Mısır'dan, Mısır ülkesinden çilek ithal ediyorsunuz. Sayın Bakanım, bu neci ya? Neci bu? Buna kim cevap verecek? Ben bir Yörük çocuğuyum, köylü çocuğuyum. Aha bu televizyonların başında adam bunu sen... Hadi bakalım.
Buyurun tamamlayın. Mısır ülkesinden ihraç edilen ürünün kilo başına uçak kargo maliyeti 50-60'tır. Üreticiye geri ödüyor %50-60'ını. Bizde $3. Bir de Van'ın, Hakkari'nin yiyemediği limonun sebebi sizsiniz. Portakalın sebebi sizsiniz. Bugün Mersin'den kalkan bir tır İstanbul'a 45.000 liraya gidiyor. Neden? Mazot pahalı, mazot. Mazota gel dediğim zaman bana bağırıp çağırıyorsunuz. Bu itibarla sizi göreve çağırıyorum Sayın Bakan. Lütfen milletin imdadına yetişin. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.